Büyük araç kullanmayı çok seviyordum. Daha doğrusu arabalara aşığım ben. Sadece erkeklerin değil, kadınların da hayali o büyük araçları kullanmak. Ben kendime güvendim. Yapabilirim dedim, yapacağım dedim ve yapıyorum. Şu anda yani tır bile kullanmak isterim yani. Otobüsleri hep erkekler kullanıyor. Gözümüz buna aşina. Ama kadınlar da şoför koltuğunda bir süredir. Işıl Hırka ve Asiye Yıldırım daha önce başka sektörlerde çalışıyorlardı ancak baba mesleğine dönüş yaptılar. Şimdi İETT bünyesinde işe alınan 10 kadından ikisi onlar. Işıl Hırka 43 yaşında, bir evladı var. Ne iş olsa yapmış bugüne kadar. Boşta kalınca ne yapayım, ne edeyim, ben baba mesleğini devam edeyim bari dedim. Hemen otobüs kartımı çıkardım özel hak otobüsünde. 2 sene boyunca çalıştım. Ondan sonra başkanımız İmamoğlu gelince, kadınlara bir öncelik gösterince hemen kızım başvurdu gece yarısı. Hemen aradılar. İlk sınavdan birinci geldim gibi yani. Çok beğendiler kullanmamı. Çok şaşırmış yolcular onu otobüste görünce ama kısa sürede kendini kabul ettirmiş. Ablalarımız olsun, teyzelerimiz olsun çoğalın diyordu yani. Hep buralara gelin, niye gelmiyorsunuz buralara diye. Mesela Sultanbeyli'ne gideyim, Sarıgazi tarafına gittiğim zaman niye buralara gelmiyorsunuz diyorlar. İETT'nin içerisinde de kadın yöneticilerin sayısı da artıyor ve ben bu konudan inanılmaz gurur duyuyorum. Kadınlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Önyargıları yıkan kadınlardan bir diğeri ise Asiye Yıldırım. İnat etmiş, babasıyla arasında ehliyet krizi bile yaşanmış. Babam izin vermemişti, yani ehliyet almama izin vermemişti. Evlendikten sonra ehliyeti aldım ben. Babamın ehliyeti C sınıfıydı. Sadece babamın üstünde bir ehliyet olması için E sınıfı direkt ehliyet aldım ben. Başvurusunun önce kabul edilmeyeceğini düşünmüş. Olmayacağını düşündüm. Güvenlik olarak hala devam ediyordum. Bazı şeyler onu yıldırmış kimi zaman. Yapamayacağını söyleyenler de olmuş. Ailede de oldu. Hani yapamazsın, hani sıkıntı yaşayabilirsin, sonuçta can taşıyacaksın, bu riskleri göze alabiliyor musun? Bunun gibi söylentiler oldu. Ama ben kendime güvendim. Kazandığını öğrendiğinde ise istediği bir şeyi daha başardığını hissetmiş. İnanılmaz derecede heyecanlıydım, ağlamaktan kendimi alamadım. Çok mutluydum, çok heyecanlıydım. Karşılaştığı bir olay onu üzmüş ama sonunda mutlu etmiş. Bir tane beyefendi geldi. Akbil'i basacaktı. Bayan şoför dedi. Ben bu otobüsle gitmem dedi. Tabii ki beyefendi dedim, siz bilirsiniz dedim. Sonra içeriye baktı. Akbil'i bastı geçti. İnerken de teşekkür etti. Ona kadınların desteği ise tam. Kadınlar çok mutlu oluyor. Kadınlar şöyle söylüyor. Bizim diyor gücümüzü siz temsil ediyorsunuz. Sayın yolcularımız, iyi yolculuklar diliyoruz. Metro İstanbul'da ilk kadın amiri olmak çok heyecan verici, gurur verici bir durum. 33 yıl sonra Metro İstanbul'a alınan ilk kadın amir de var. İstasyon amirçiliğim ben. Mühendis. Mühendisliği de yaparız. Temizliği de yaparız. Makiniste. Elimizde telsiz görünce kadın makinesi gerçekten o mu kullanacak? Onlar İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı metro ulaşımının kahramanları. Metro İstanbul'da neden olmasın afişleri asıldı. Erkekler de mühendis olabilir diyorlar ve güçlü kadınların bu şehirde olduğunu bir kez daha gösteriyorlar. İşte o güçlü kadınlardan biri de Merve Engin, 25 yaşında ve makinist olarak Metro İstanbul'da görev yapıyor. Makinist Merve Engin, trafik. Bu işi acaba yapabilir miyim diye düşündüğümde bize eğitim veren hocalarımız ve ailemin desteğiyle birlikte sen bunu yaparsın, neyi yapamadın ki diye hep bana böyle destek çıktılar. Ben de yapabileceğime inandım. Yüreklendirdiler. O da cesaretle başladı işe. Zaten böyle büyük araçlara da benim ilgim var. Benim babam çiftçi. Traktör ve biçerdöver kullanmasını da biliyorum aynı zamanda.
Yolculukların komutası onlarda. Bu yüzden yolcuların da ilk dikkat ettiği kişiler onlar. Çok güzel bir şey ayrıca kadın sürücülerinde olması. Bu işe başladığımız zaman bu hatta uzun yıllarca 6-7 yıl boyunca kadın makinesi çalışmamış. Daha önceden çalışmış ama halkın alışmadığı bir durum olunca bizim herkesin parmakla gösterdiği kişiler olduk biz. Merve Engin'in kadınlara bir de mesajı var. Sadece bu işi erkekler yapabilir değil de kadınlar da yapabilir. Bunu görün. Metro ulaşımında her türlü kontrol amirlerde. Sorunların ilk muhatabı onlar. Masa başında tüm hattı kontrol ediyorlar. Peron bölgesini kontrol eder misiniz? Metro İstanbul'da 33 yıldan beri ilk kadın amirler göreve başladı. Ve bundan dolayı biz çok mutluyuz. Bu araçların kontrolü, ulaşıma hazırlanması, yerin altında yüzlerce kilometrelik ulaşım ağının kontrolü mühendislerde. Hülya Müjde de Metro AŞ'nin ilklerinden birisi. Çünkü kendisi de metronun yeni dönemdeki ilk kadın mekanik bakım şefi olarak görevini yapıyor. Şirketimizde teknik anlamda ilk ve tek kadın mekanik sistemler şefi oldum. Bu tabii benim için gerçekten büyük gurur verici. Hülya Müjde yaptığı işten gurur duyanlardan, çok emek vermiş. Açık söylemek gerekirse makine mühendisliği bitirmiş ve sınıfta sadece 3 kız, 3 bayan, 3 kadın olarak bir bölümü bitirmiş biri olarak bu alanda kendimi de ispat etmek istedim. Öyle de oldu. Hızla tırmandığı kariyer basamaklarında Metro İstanbul'da şimdi. Sadece erkeklerin yapabilecekleri düşündükleri birçok işi yaptım. Gece çalışmaları, gece yangın testleri, senaryolar, tünelde sistemlerimizin test edilmesi, görmüş olduğunuz şaf kısımlarındaki ekipmanlarımızın kontrol edilmesi gibi bakım, arıza, revizyon her türlü işte görev aldım. Çevresi önce garip karşıladı ama o aldırmadı. Şimdi başarısının gururunu yaşıyor. Çevremdeki insanlar şaşırıyorlardı. Gece testlerine geldiğimde, herhangi bir arıza durumunda akşam hemen gelip koştuğumda. Kendilerine inançları da tam. Birçok şeyi başarabiliyoruz. Yani kendimize camdan duvarlar örmeyelim. Camdan duvarları kırarak, istediğimiz yere çalışarak, çabalayarak gelebiliriz. Ben buna inanıyorum. Aralarında tesis sorumlusu da var. Ortalama 5000 tane erkeğin içerisinde 50 tane kadın çalışan koyunca haliyle tepkiler bir anda değişmeye başladı. Otopark görevlileri de. Arabanızı park etmek istediğinizde hep erkek otoparkçılarla karşılaşırsınız. Ama onlar bu algıyı değiştiriyorlar. Bazen kulübelerinde, bazen de ellerinde cihazlarıyla görüyorsunuz onları. İspark'ta hiç kadın çalışan yoktu. Onlarla beraber İspark'a 50 kadın alımı yapıldı. Ardından da bu sayı gittikçe arttı. İşte o kadınlardan biri Kübra Nurşen Çayır. Bu işe annemin iş başvurmasıyla başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre işsizlik sürecim oldu benim. Görsel işim tasarım mezunuyum ben. Kendi mesleğini yapamamış Kübra. Çok uzun süre iş aramış. 4 yıl kadar iş aradım mezun olduktan sonra. Bu süreç böyle çok biraz bizim için üzücü ve sıkıntılı geçiyordu. Çünkü çok büyük bir işsizlik sürecinden geçtik. O sürecin ardından yabancı olduğu bir işte çalışmaya başlamış. Tabii erkeklerin hakim olduğu bir iş olunca zorluğu da artmış. İnsanlarla etkileşimimiz arttığı için bize karşı olan önyargı ve bakışlar değişti açıkçası. Bir anısını da anlattı Çayır. İşte Nisan ayları civarında çalıştığım lokasyonda bir hanımefendi iki çocuğuyla beraber otoparka geldiler. Fakat İdo'yla yolculuk yapmışlardı. Sonra döndüklerine baktılar ki lastikleri inmiş. Hanımefendi bayağı panik halindeydi. İşte mobamdan, kulübemden onu görebiliyorum. Sonra gittim hanımefendi neyiniz var diye sordum. Lastiğim inmiş, çocuğum hasta ve çok panik halindeyim. Telefonumun şarjı bitti dedi. Ama ben size yardımcı olurum dedim. Nasıl dedi? Dedim lastiğinizi değiştirmenize yardımcı olurum. Stepne lastiğiniz var mı? Sonra hanımefendiyle beraber lastiğini değiştirdik. Çok mutlu olmuştu ya dedi. Gerçekten dedi bu çok güzel bir şey dedi. Güçlü kadın böyle bir şey dedi. Yani otoparklarda çalışan kadınlardan biri de Feride Karabacak. Ben ilk işe başladığımda tabii ki erkek yoğunluğunun çok fazla olduğu bir alana geldiğimi bilincindeydim. Zorluk çekmiş ama evdekiler de desteklemiş onu. Ancak arkadaşları garipsemiş bu işe başlarken. Evimden bir tepki gelmedi. Benim zaten bu işi istediğimi ve açık alanda çalışmayı sevdiğimi ailem biliyordu. Fakat etrafımdan tepkiler geldi. Zamanla birçok şey değişti diyor Feride Karabacak.
Kesinlikle bizle beraber çok şey değişti. Şu anlamda çok şey değişti. Erkek arkadaşlarımın kasada oturduğunda izleyen, bu gözlemle alakalı bir diyalog olacak. Gözlemlediğimde onlara verilen tepkilerle kadınlara verilen tepkiler çok farklı. Aynı şeyi hissedenlerden biri de tesis sorumlusu Sümeyra Gökkaya. Biz 50 kişi ilk girdiğimizde tepkilerimiz, hani her türlü müşterilerin de vatandaşların da tepkileri, aa kadın var, aa kadın çalışıyor falan diye bayağı şaşırmışlardı. Ama otoparklarda sıkça rastlanan tartışmaları hafiflettiklerini düşünüyor Sümeyra Hanım da. Bu hani ücret ödüyorsunuz sonuçta. Ücret öderken insanlar illaki sinirleniyor, geriliyor. İşte ücrete itirazlar oluyor vesaire. Tartışmalar eskiden çok daha fazla yaşanıyormuş. Kadın personeller işe girdikten sonra bu tartışmaların çok fazla hani azaldığı söyleniyor. Bize vatandaş tartıştığında ya da işte yükseldiğinde devir, voltajlar yükseldiğinde hemen ben devreye giriyorum. Beyefendi öyle değil, beyefendi şöyle değil falan açıklama yapa yapa. İşte yumuşata yumuşata insanları. Aslında biraz da onları da etkiye tepki yumuşatmak. Hani bizim yumuşak tepkimizi görünce onlar da bize yumuşak davranmaya başladı. Onlar otoparklarda çalışan kadınların sayısı arttıkça otoparklarda huzur olacağına inanıyorlar. İstanbul'un güzelleşmesine eğer katkı sağlayacaksak illaki bunu kadın çalışanlarla yapabiliyoruz. Bir yolcu gemisi yanaşıyor, adı Beyoğlu. Beyza adı güzel, Beyoğlu'nun en genç gemicisi. 22 yaşında. Ben bu geminin üzerinde gerçekten çok mutluyum. Şehir hatlarının 5 kadın gemicisinden biri Beyza adı güzel. O da geleceğin kaptanlarından. Lise ve üniversite öğrenimi denizcilik üzerine okuyorum. Liseden mezun oldum. Üniversiteye şu an devam ediyorum. Ve en büyük hayallerimden bir tanesi burada staj yaparken burada ilk kadın kaptanlardan biri olmaktı. Ve ne şanslıyım ki burada ilk başta gemici olarak başladım. Uzun yıllar geçirdi Beyza gemide. Keyif de yaptı kimi zaman kahvesiyle. Doğum gününü de kutladı. Onun hayatı oldu gemi. Bu gemilerde staj yaptım ben lise yıllarımda. Yapamayacağımı düşünüyordum. İçten içe de insanların benim yapamayacağıma dair bir inancı vardı. Haftanın 3 günü 24 saat bu gemi üzerindeyim. İşte burası da gemide olduğunda geçirdiği odası. Dinlenme saatine çıktığında ilk aradığı kişi ise annesi. Ne haber anneciğim? İyi anneciğim, senden ne haber? İyiyim, ben de çalışıyorum. Bağlamaya geldik şimdi. İyi, hadi bakalım, Allah kolay. Teşekkür ederim, ne sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Yoğun mu bugün? Yoğun, aynı hattayız. Yine Kadıköy'e, Karaköy'e çalışıyoruz. İyi bari. Şimdi yemek yiyeceğiz de, yemek yemeden arayayım mı dedim seni. Lisede de gemicilik okumuş Beyza, şimdi üniversiteye gidiyor. Ama lise yıllarında beni yıldıracak çok fazla şeyle karşılaştım diyor. Yani arkadaşlarımdan ve ailemden, çevremden çok fazla tepki alıyordum bu mesleği yapamayacağıma dair. Ailesi, arkadaşları, bir de her gün gördüğü yolcular. Beni gören insanların tepkisi şey oluyor. Ya sen bu halatı nasıl atabiliyorsun? Sen zaten halat kadarsın. Çok zayıfsın, yemek yemiyorsun ya da bu işi nasıl yapabiliyorsun? Ailen, çevrendeki insanlar nasıl izin veriyor bu duruma diye düşünüyorlar. Ama o ne istediğini biliyor. İlerleyen zamanlarda kaptan olmak istiyorum. Ki bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza öncülük edip onları cesaretlendirmek istediğim için bu mesleği de yapmak istiyorum. Kendine inancı tam. Burada raspa boya yaptım. Hatta ojeli olduğum için kaptanım sürekli bana boya yaptırıyordu. Ojelerin çıksın tekrar tekrar sür diye. Evet, sen bu mesleği yapabilirsin. Senin de burada bir yerin var. Sen de buraya aitsin dedim hep kendime. O inançla bu zorluklar da elbette aşılacak ve aştıkça yükselecek Beyza. Tıpkı şehir hatlarının genel müdürü Sinem Dedetaş gibi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğinden 2004 yılında mezun oldum. Daha sonra yine Teknik Üniversitede Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. O başarı basamaklarını birer birer tırmanmış. Beyza'ya örnek olan isimlerin başında. Dizayn büro, klas kuruluşları, daha sonra kendi işimi kurdum. En sonunda şehir hatlarında genel müdürlük pozisyonunda çalışıyorum. Ben hani mutlu ve hakkını veren bir profil çizmeye çalıştım kendi hayatım için. Kadın işi, erkek işi diye bir ayrımla hiç karşılaşmamış. Teknik üniversite içinde böyle bir ayrımı hiç açıkçası hissetmedik. Yani hocalarımızdan da böyle bir, yani bu hani kadın işi değil gibi bir, nasıl diyeyim,
tavır görmediğimiz için bu bize hiç yerleşmedi. Bende de kişisel olarak da bu yok. Çünkü aileden de böyle taşıdığım bir kavram yok. Yani kadın işi erkek işi ayrımı diye bir şey. Şimdi yok olmaya yüz tutan bir değeri 500 yıllık Haliç Tersanesi'ni ayağa kaldırmaya çalışıyor. Çünkü burası kalan son kamu tersanesi ve ona emanet. Çünkü yok olan bir değeri tekrar hayata kazandırma, üretimin içine tekrardan tersaneyi var etme, bu tabii tarif edilemeyecek bir mutluluk. Üretmeyi seviyor. Önümüzdeki günlerde denize inecek olan deniz taksilerinin de fikir sahibi. Ya burası kalan son kamu tersanesi. Evet. Kalan son kamu tersanesinde yerli ve milli dediğimiz şeyi yaptık biz şu anda burada. Evet. Hepsi yani işte bizler tarafından geliştirildi, Türk mühendisler çalıştı. Sinem Hanım isimlerinin de şimdiden belli olduğunu söylüyor. İstanbul'un kuşları eşlik edecekmiş o taksi yolculuklarına. Hani şiirde de Yelkovan kuşlarının peşi sıra, o ada senin, bu ada benim. Mesela oradan isim çok hoşumuza gitti. Kırlangıç, saka, martı, bülbül, karga İstanbul'un en çok rastlanan kuşlarından biri olduğu için şu an İstanbul'un kuşları serisiyle teknelerimizi isimlendirdik. İstanbul'da denizler onlara emanet şimdi. Çok çalıştı. Antrenmanlarını ihmal etmedi. Merve Taşçı ile aylar önce itfaiye alımı sınavında konuşmuştuk. Lisede de itfaiyecilik okudum. Üniversitede itfaiyecilik okudum. Bu alanda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Parkurda da çalıştım. Buraya kendimi kanıtlamaya geldim. O artık Bakırköy itfaiyesinin kadın erlerinden biri. Dünya kadar malın olacağını Ati. Erken saatlerde başlıyorlar hazırlığa. Müdahale için kıyafetlerini kenara koyup ihbar gelmesini bekliyorlar. Merve Taşçı ve Semiha Diker hayallerini gerçekleştirmek için uğraşan binlerce itfaiye erinden biri onlar. Onlar şimdi çok çalıştılar ve çok uğraştılar. Sonunda da İstanbul İtfaiyesi'nin ekibine katıldılar. En başta babam çok istedi. Babası en büyük destekçisi. Her zaman yanında olduğun için teşekkür ederim sana. Ne demek? Biz sizler için varız. İyi çalışmalar, görevinde başarılar. Sağ ol baba. Ama çevresinden de olumsuz tepki eksik olmamış. Yani etrafımdaki insanlar itfaiye mi, kadının itfaiyede işine, ilk lisede tercihlerimi yaptım, kazandığımdan beri kadının itfaiyede ne işi var, ne yapacaksın? İşte sizi kesin masa başı verirler. Masa başında gözü yoktu Merve'nin, öyle de oldu. Sürekli bu tarz olumsuz tepkiler aldık. Yani ilkten böyle... Hani etkiliyordu ama artık etkilemiyor. Çünkü buradayım ve artık sahada çalışıyoruz. Kadın erkek ayrımı yok işlerinde. İhbar ışıkları yanıyor. Anons yapılıyor. Ota yangını, ilk müdahale aracı. İhbar geliyor, koşturmaca başlıyor onlar için. Kartaltepe Mahallesi, Bili Sokak 5 numara önü. Ekipler yine arama kurtarma çalışması için tatbikattalar. Şu anda da Beşiktaş'ta oluşturulan bir enkaza müdahale ediyorlar. Önce yangın söndürülüyor, ardından da enkaz altında kalanlar kurtarılacak. İlkten gelince çok heyecanlandım. Acaba olay çıkacak mı? Kimlerin hayatını kurtaracağım acaba bugün dedim. Yani onun heyecanı o kadar çok bambaşka. Merve Taşçı işine odaklı, hayat kurtarmanın peşinde. Semiha Diker buraya kadar gelmek için çok çaba sarf etmiş. İki üniversiteden mezun olmuş. Üçüncü bölümü de halen okuyor ama okuduğu bölümlerde ataması yapılmamış. Bu süreç bayağı zorlu bir süreçti. 3 tane üniversite okudum. Hatta birisine hala devam etmekteyim. Çocuk gelişim bitirdim. Sivil savunma itfaiyecilik bitirdim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Lisans Eğitimime devam etmekteyim. Hatta kardeşine destek olamayınca hayal kırıklığı da yaşamış. Kardeşim benden 4 yaş küçük.
öncelikli olarak o atandığı için benim önce atanıp ona destek olmam gerekiyordu. Biraz orada burukluk yaşadım. Sonunda kardeşinin önerisiyle itfaiyeci olmak için başvurmuş. Her yere gitmiş, sınavlara da girmiş. Başvuru yapıyorum itfaiyecilik için. Ankara, ardından Konya, Çorum, Aksaray'a gittim, Sivas'a gittim, Antalya'ya gittim. Gerçekten başarılı olduğumu düşündüm ama gerçekten başarılıydım, ona inanıyorum ama hiçbiri olmadı. Sonunda 7. başvurusu İstanbul İtfaiyesi'ne olmuş. Pek de ümidi yoktu ama sonunda başarmış. İstanbul alım açtı. Oraya başvuru yaptım. Aslında umudum yoktu. Çok hakkaniyetli, liyakata uygun bir alım oldu. O da İstanbul İtfaiyesi'ne katılan kadınlardan biri şimdi. Ailesi onun da en büyük destekçisi ama arkadaşları arasında şaşıranlar da olmuş. Yakın çevrem yaparsın, hani sende o güç, o dirayet var. Ama hani sosyal yaşantımda böyle gidiyoruz bazen, mesleğin nedir otururken falan soruyorlar. İtfaiyecilik diyorum, bir böyle şaşıyorlar falan. En büyük motivasyonlarıysa onlara söylenen güzel sözler. Gurur duyuyoruz seninle, çok iyi, itfaiyeci bir kadınla tanışmak ne kadar güzel bir şey. Önce şaşıyorlar, şaşırıyorlar, ardından seviniyorlar, çok güzel bir şey ama. Hadi.